Sempati olarak Türkiye'de görmek istediğimiz siyasetçiyi seçtiğimiz Kim Başkan Olmak İster yarışmamızda final bölümündeyiz. Sayın İmamoğlu, şu ana kadar tam 10 soruda başarılı oldu. Ve sırada 11. soru var. Hazır mısınız? Hazırım Mark Beyciğim. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sevgili seyirciler, acaba Sayın İmamoğlu Batı'nın aradığı belediye başkanı mı? Hepsi birazdan belli olacak. Ve 11. sorunuz geliyor. Gelsin bakalım. Belediye başkanı adayı olarak PKK'nın da talebi olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na yaklaşımınız nedir? A. Üniter devlet yapısına aykırıdır. B. Seçim bildirgemizde de var, uygulanmalı. C. Türkiye'yi bölme girişimidir. D. Özerklik vermekle sonuçlanır. Buraya kadar gelip bu soruda elenirsem gerçekten çok üzülürüm. Biz de çok üzülürüz Ekrem Bey. Sizin gibisini bulmak gerçekten zor. O sizin güzelliğiniz efendim. Size layık olabiliyorsam gurur duyarım bundan. Pekala, cevabınızı alalım. Zor bir soru aslında ama partimin de bildirgesinde yer aldığına göre B şıkkı demek istiyorum. Emin misiniz? Gayet tabii. Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Son kararım. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Aslında partinizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi üniter bir devlet olarak tasarlamıştı. Mark Beyciğim, biz artık yeni CHP'yiz. Canan Hanım da gelince tam oldu. Bambaşka bir yöne evrildik. Harika. Ve nihayet final sorusuna geldik. Her şey bu soruda belli olacak. Bu arada bana çok farklı duyumlar geldi. Ne gibi Ekrem Bey? Son soruda beni haksız bir şekilde eleyecek misiniz diye bir duyum geldi. Umarım doğru değildir. Ne alakası var Ekrem Bey? Yok öyle bir şey. Yoksa ne kadar güzel, ne mutlu size o zaman. Bu tavrınız, yani bu manipülasyon yeteneğiniz de hanenize artı puan olarak yazdı Ekrem Bey. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşınızın da duygularını alalım. Canan Hanım, heyecanlı mısınız? Hem de nasıl? Kazanırsa beraber kazanmış oluyoruz zaten. Pekala Ekrem Bey, final sorusu için hazır mısınız? Gayet tabii. İşte en zor sorunuz. Final sorunuz geliyor. Siyaseten rakibiniz olan bir parti iktidardayken Batı herhangi bir yöntemle Türkiye'de yönetimi değiştirmek istese buna tepkiniz ne olur? A. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Karşı dururum. B. İşgalcilerle her alanda mücadele ederim. C. Kanımın son damlasına kadar savaşırım. D. Siyasi rakibim iktidardaysa umurumda olmaz. Evet. Oldukça zor bir soru. Bakalım Batı'nın istediği cevabı verebilecek misiniz? Ben burada halka sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, halka soruyoruz. Siyaseten rakibiniz olan bir parti iktidardayken, Batı herhangi bir yöntemle Türkiye'de yönetimi değiştirmek istese buna tepkiniz ne olur? A. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, karşı dururum. B. İşgalcilerle her alanda mücadele ederim. C. Kanımın son damlasına kadar savaşırım. D. Siyasi rakibim iktidardaysa umurumda olmaz. Süreniz 10 saniye. Evet, A şıkkı %33.3, B şıkkı %33.3, C şıkkı %33.3, D şıkkı %0 çıktı. Evet. Ben bu noktada halkın görüşlerinin tam zıttı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani D şıkkı siyasi rakibim iktidardaysa umurumda olmaz diyorum. Emin misiniz? Gayet tabii, ne var bunda? Son kararınız mı? Son kararım. Teşekkür ediyorum. Ekrem Bey,
4 programlık zorlu maratonun sonunda kim başkan olmak isterdi? Batı'nın aradığı belediye başkan adayı olmayı başardınız. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra her şey sizin için çok daha kolay olacak. Kesinlikle. Buyurun, kazandığınız açık çeki takdim edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben tutayım onu. Sevgili seyirciler, siz de Batı'nın aradığı başkan adayı olduğunuzu düşünüyorsanız bize başvuru yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.